Merhaba saygıdeğer arkadaşlar, değerli oyun severler. Ben Özgür Demir. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Max Payne 2, The Fall of Max Payne'e başlıyoruz. Yeni oyun diyoruz. Bu efsane oyuna en büyük test. Efsane başlıyor. Such a damsel in distress. They were all dead. Love kills. Did I love her? Was there a choice? The past is a gaping hole. You try to run from it. The more you run, the deeper, more terrible it grows behind you. Its edges yawning at your heels. Your only chance is to turn around and face it. We are at the sea. Repeat, we are at the sea. But it's like looking down into the grave of your love. Check the area! Hold your fire! Or kissing the mouth of a gun, a bullet trembling in its dark nest, ready to blow your head off. We're losing him! Multiple gunshot wounds, pupils blown, head trauma, God only knows what else. He's in shock. Start two large bore IVs, get him to ICU. He's not responding! This guy is a train wreck! We're losing him! When I woke up in the hospital earlier tonight, I thought it couldn't get any worse. I opened my eyes, and everything slid into focus. She was dead. I was hurt. My crime, what I had done, was like a hungry pit behind me. I had to run, get as far away from it as possible. Tüm dünya parçalanmıştı. Halüsinasyon görüyordum. Kaçmam gerekiyordu. Arkadaşlar, aradan yıllar geçmesine rağmen bir oyunu tekrardan oynuyorsanız bilin ki oyun Max Payne'dir. Max Payne oyun dünyasında en efsane oyunlardan bir tanesidir. Yıllar öncesine gittim. Yani yılların eskitemediği bir oyun Max Payne. Gerçekten çok efsane bir oyun. Şu hastanede şu kısım gerçekten bizi çok etkilemiştir zamanında. 2003 yılında çıkmasına rağmen halen de oynuyoruz ve keyifle oynuyoruz ya. O kadar güzel bir oyun ki. Gördüğünüz gibi hastanenin içerisindeyiz. Muhteşem ya. O zamandan bak ayna yansımasını falan yapmışlar. Her şeyi yapmışlar. Çok çok başarılı bir oyun. Bak Max yine halüsinasyonlar görüyor. En zor seviye aynen. En zor seviyede açtım. Bak, Türkçe dublaj. Kimse var mı? Oyun Türkçe dublaj. Bu kadar korktuğun ne? Benden ne istiyorsun? Kafamın içinde kör bir nokta vardı. Ona inkar etmek diyorum. Beyinlerin evi mi? Acil servisten doktor merkezinden bir hata verebilir misin? Beklediğiniz seviyeti görmüş. Borcu gönderiliyor. Tabii ki telefonla da bazı sesler geliyor. Beklediğimiz dedektif ölmüş diyor. Artık öyle. Olduğun yerde kal. New York polisi. Buldum. Baş ağrıları var Max Payne'in.
insanlardan biri. Beni öldürmek için burada. Çekil Payne. Winterson. Bak şurada bir şey var. Max Payne 1'den bir sahneler var. Bunu daha önce YouTube videomda da belirtmiştim, söylemiştim. Burada polis geliyor, polis arabasıyla. Mutlu bir ailesi var. Max Payne'i canlandırıyor. Şurada resmetmişler. Şurası da böyle çocukların anaokulu gibi, kreş gibi böyle. Güzel bir alan böyle. Baksanıza içeride çocukların oynayacağı şeyler var. Resimler falan var. Yukarıda bak karşıda resimler çizmişler. Korkunç bir şey var böyle. Canavar gibi. Şurada da gördüğünüz gibi bir saniye. Şurada karımızla çocuğumuzu vuruyorlar ve Max Payne ağlıyor. Şöyle geçelim. Şurada da şu televizyonda bir karakter var gördüğünüz gibi. Oyun oynayan çocuklar gördüğünüz gibi. Pembe kuş akıl hastanesi. Şu da Sam Lake. Burada şeyi canlandıran şu karakter Sam Lake. Max Payne 1'deki karakterimize ceset sanırım öldüm diyor. Max Payne'i canlandıran, Max Payne'i oluşturan, hikayeyi oluşturan adam Sam Lake. William Dirlem kesinlikle öyle bir karakter. Güzel bir çay demledim. Çayımdan da bir yudum aldım. Hey! Şimdi bura. Hiçbir yere gitmiyorsun. Ne oldu orada? Sen mi yaptın? Dış işleri ensemde. Sen mi yaptın? Onu sen öldürdün. Hayır, yapmadım. Geçmişinden kaçamazsın. Henüz bitirdiğin çembere yeniden başlarsın. Kaçmaya çalıştığın deliğe tekrar tekrar düşene kadar. Delikse sadece büyümeye devam eder. Silahlar. Şu boşluktan yere düştü bak silahımız. Şuradan başlattım oyunu, onu da göstereyim. Yeni oyun dedim ve şuradan Deton Arrival var ya, en büyük test. En büyük test buradan başladım. 3 kayıt hakkım var diyor bak. Sadece 3 kayıt hakkımız varmış. Ondan kaçmaya çalıştım. Bir çıkış bulmayı denedim. Winterson ölmüştü. Bense bir katildim. Malikane şimdi. A false start. The hospital bed wasn't the beginning. It was past the point of no return. A fatal choice already made, and it would get worse before the end. The past is a puzzle, like a broken mirror. As you piece it together and cut yourself, your image keeps shifting, and you change with it. It could destroy you, drive you mad. It could set you free. You, inside, drop your weapons and come out with your hands above your head. You'll see the choices you didn't know you'd made. Like staying at work late to chat with a friend, instead of hurrying home to your family. Fan out, people! Circle around! Cover all the exits! Kissing her, I think of the cold laws of cause and effect. Bear those extra units! Call the central! Diğer bölümler nerede? Merkezi arayın, buraya gelebilen herkese ihtiyacım var. Ama tekrar baştan başladım. Kendi adımlarımı suçun olduğu yere doğru takip ettim. Mona. The Dark Knight, Darkness Inside. New York City. Dün gece. I had wanted to be punished for what I did. Cezalandırılmak istedim. Ama Alfred Woden verdiği sözü. With his influence, ridiculously, I had emerged from my history of violence unscathed. A hero.
I didn't thank him. I couldn't stomach it. I left the DEA. I went back to where I'd started out. Back to NYPD. NYPD. Şey geri döndü. Reported shots fired in the warehouse. They're acknowledged. It's mine. I'm on it. 10-4. It wasn't a call for a homicide detective, but I knew the address. The warehouse belonged to Vladimir Lin. He was connected to organized crime. We went back a while, like brothers caught on opposite sides in a civil war. His words. Yine yağmur yağıyor. Yine kasvetli bir hava. Karanlık. Gecenin kahramanı Max Payne. Keşke şöyle klasik bir araba kullansalardı. Max Payne'e şöyle bir daha farklı bir araba. Destek gönderin. Sayısı belirsiz silahlı saldırganlar var. Muhtemel bir esir alma durumu. Muhtemel bir esir alma durumu. Ben giriyorum. Ben giriyorum. Baba direkt dalıyor operasyona. Şurada bunlar açılmıyor değil mi? Bir şey vardı burada bir. Heh. Tabii ki bak bunlar da ince noktalardan bir tanesi. Oyunda bazı ince noktalar var. Sadece bir şey merak ettim. Sadece 3 kayıt hakkım kaldı diyor ya. Hesaplaşmayınca gözlerimi yolda tutarım. Aynadaysa arkamdan beni öldürmeye geldiğini görürüm. Küçük gizemleri kovalarım. Başkalarının suçlarını. Aslında oyunun ismi bu olacakmış. Dark Justice. Bak. Normalde Dark Justice. Oyun ismi bu olacakmış ama şey yapmışlar. Değiştirmişler. Max Payne yapmışlar. Bu da ince bir şey. Şuradan bir saniye. Niye çıkamıyoruz oradan? Şuradan bir şey alacağım da. Gördünüz mü? NYPD. Whoa, easy officer, easy. Just cleaning the place. Come on, officer, it's all legit. I work for the squeaky cleaning company. You didn't hear anything suspicious just now? No, no. Oh, wait! You mean the gun workshop upstairs? Take me there. Move. Sure, officer. If that's what you want. You know, officer, you cops got it easy. All you have to do is go to the crime scene and look around a bit. We're the ones who have to clean up that mess brain. It's through here, officer. Follow me. Bak adama kafası nasıl dönüyor bak. Burada ben bunu vuracağım zaten de. Şuradaki bir şey var onu size göstermek istediğim için. After you, detective. Hemen peşindeyim dedektif diyor. Oh detective, I've got something for you. Yes, ma'am. Coward! Saldırganlar kendilerini temizlikçi olarak gösteriyorlardı. Şu müzik harika ya. Oh,
not a violent man. Hey! Grenade! Adamla temizlemişler burada. Hoffman's waiting at the van. The hardware's been bad. O da bir silah deposuna benziyordu. Ama her telesekreterde dinlenmiş bir mesaj vardı. You've reached Annie Finn. I'm not here right now because I'm building some nasty things that kill. So leave a message after the beep. You have one new message. Sweet Annie. Vlad here to be a gun in your gentle care. Ah, man can dream. Sorry I couldn't be there as promised. Something's come up. Nothing to worry about. Şuradan bir gidelim bakalım. Ağrı kesiciyi aldık. Silah deposu dediler. Gerçekten de öyle. Kasadan mermiler aldım. Şurada bir şey yapıyordum ben. Direkt içeri dalan. Finish her. Bu kadını bir kere kurtarmıştım ya. I have no beef with you guys. You took them out. Listen, I work for Vladimir. Honey, you work for no one. What do you want? We can... New York polisi, atın silahlarınızı. Bitirişini diyor. Kadın öldürdü. Hayatımdaki tüm kötü şeyler gibi bir kadının ölümüyle başladı. Hayatımdaki bütün kötü şeyler gibi bir kadının ölümüyle başladı. Gel. Gel sana da sıkacağım gel. Baba direkt başlıyorum operasyona. Vay yavrum be adam ya adam ya. Vay vay vay. Show Max Payne show. Dönüşlere falan bak baba. Burada Mona ile karşılaşıyoruz. Come on, come on. Finally. Sonunda. Lan. Hey. Max, we gotta start meeting. Max, bu şekilde karşılaşmayı bırakmalıyız diyor. Hiçbir şeyin sana ulaşamayacağını sanıyorsan, sadece kendini kandırıyorsun. Bak asansör şeyin nasıl çıkıyor? Geçici olarak ölüsündür. Bak, aşağı indi, yukarı çıkıyorsun. Uyarmadan seni tekrar diriltir. Bütün her şeyi yapmışlar ya, kolilerdeki asansörün içine. Destek birimim geldi ama temizlikçiler tüyüyorlardı. Her şeyi bırakıp kaçıyorlardı. Thank you.
Detektif Winters'ın. Bir şeyim yok, kahretsin. Hey, we're working together on this. You got sloppy, Payne. You screwed up. It's unacceptable that she's dead. You can do better. I played it as business as usual. But everything had changed the moment those elevator doors opened to reveal Mona. Annie Finn was a licensed gunsmith, licensed dealer in firearms. Right. The property owned by Vladimir Lem. Three groups. One, DOAs who had connections to Russian OC. Identified as Finn's employees. Two, the Mafia. Mafia. And three, the clowns wearing the cleaning company jumpsuits. They mentioned a name, Kaufman. This one's evil. It has only started. I don't like it. I don't like it a bit. It's yours, Payne. It makes no sense. For you, Winterson, homicide, Sebastian Gate. It's gonna be all over the news. The senator? Winterson was the ideal. What the job was all about. Someone to look up to. Bravura knew it too. We got lucky. There's an eyewitness. She hovered over my shoulder, whispering warnings. I didn't want to listen. Mona was the suspect in Winterson's case. I didn't tell them I had seen her. I wanted to stall. Maybe it was because she was alive when everyone else kept dying on me. Survivor's guilt washed away. Detective Winterson's phone. Give me that. Your boyfriend. The computer search on the squeaky cleaning company in Kaufman had come up empty. I needed to talk to Vlad, get his version, be the bearer of bad news on Annie Finn. Vlad had bought the old Ragnarok nightclub. He was renovating it into a trendy restaurant, Vodka. Mona's appearance had triggered a dislocation, schizophrenia. I felt elation, but with it, fear that all the past evils had come along for the ride. Vlad. Max! 911! 911 ana. Ateş altında emriyor. Kötü adamlar diyor. Valla bu gece bütün oyun biraz zor ya. Vlad'a ulaşmak için başka bir yol bulmalıydım. Çok hızlı oynarsam biter belki. Destek için zaman yoktu. Benim dosyamın kendine ait bir hayat. Vay be. Arka kapıdan içeri girmeliydim. Memories of my previous visit here lurked in the shadows. A musty smell under the coat of new paint. Ladies and gentlemen, allow me to present Max Payne, New York's finest, with the biggest monster butter. Shut up and stay alive. I'm coming. Max, you heard him. He's coming for you. These guys are really lousy shots. You should have no trouble taking them. Stop it! Keep him off! Tek başına durdurun onu. Mike the Cowboy. Tam cowboy ya. İşte bunu seviyor musun bakalım? Mike the Cowboy. Bak kafalarına sokuyor. Merminin gidişine bak. Sol. Bak merminin gidişe bak. Sol tarafta bak. Gördün mü nasıl saplanıyor? Bak. Hey, hey selam Max Payne sen misin? So. Korkarım evet. Max ben Mike, William'ın arkadaşı. Şerif sensin, ben yardımcım yapmaya ne dersin? Bizi konuşarak öldürmeden önce gidip patronu kurtaralım. İşte gidiyoruz. Bunu durdurabiliyoruz da mesela. Burada bekle Mike. Şerif sensin diyor. Hadi gidelim Mike. Bunu durdurabiliyoruz veya buradan gidelim diyoruz, gelelim diyoruz. Sonra bizim düşmanımız olacak. Biraz... Ya bırak şimdi çizgi filmi falan. Winterson would have found a way to do this nice, neat and clean. Logic told me backup should be on its way. Someone must have heard the gunfire. Logic was such a liar. Kapı bazen açılabiliyor da kilitlendi. Bazen açıyordum orayı.
Hacı Bekir lokumu mu göndereyim? Al sana Hacı Bekir lokumu. Yanıyor ne? Lan bizim adam. Oğlum durma orada fazla ya. Mike öleceksin gideceksin şimdi ha. Max, my friend. It was fun for a moment there. But my gun doesn't have unlimited ammo. If you can, hurry. Mike sen olmasan da ben bunların icabına bakacağım herhalde. Hadi lan! Of! Vallahi yanlış... Bırak ya! Oğlum yanlışlıkla vurdum lan! Dur hemen geçiyorum buralara. Hızlı bir şekilde geçeceğim. Bekle. A musty smell under the coat of new paint. Bunlar öldürmesem ne olur ki? Allow me to present my... with the biggest mobster body. Benim lan benim adamlar gelecek şimdi. Oğlumlar öldü. Hadi oğlum gidelim ya bırak. Got some heavy quarters. Winterson would have found a way to do this nice, neat and clean. Logic told me backup should be on its way. Yanlışlıkla vurdum ben bombaya. Bombaya Logic atacaktım. Was such a liar. Mike nerede lan? Bunların icabına bakacağım şimdi. Bombaya denk geldi ya la, kadere bak. Mike dikkat et. Max, my friend. It was fun for a moment there. But my gun doesn't have unlimited ammo. If you can, hurry. Vlad wouldn't be able to hold on much longer if it wasn't too late already. Çok fena var ya, aksiyonu kralı ya. Bekle dur. Mike girme bekle hemen. Vay be Hacı Bekir, Agam be, efsane oyun. Oyun sesi fazla bir tık iyi olur bu. Türkçe dublaj yapmıştı bir ekip. İlk oyunun bunun deli yürek modu vardı. Aynen. Deli yürek modu vardı. Max Payne 1'in deli yürek modu vardı. Böyle ağır çekim aldığınız zaman Haydarinna diye bir müzik geliyordu böyle. Müziği biraz kısalım arkadaşımız. Mike'ın icabına bakacaklar ya. Bu acele ediyor. Biraz müziğin sesini kısalım. Çok mu geliyor? Ayarlar diyeyim. Ses. Efektlerin sesi biraz kısa abi. Şöyle birazcık daha kız. Şöyle iyi herhalde. Şimdi nasıl? Şimdi umarım iyidir birazcık. Arkadaşlar şu anda ses nasıl? Bir rahatsızlık verecek bir durum var mı? Mike bir çekil ya. La oğlum öleceksin sen orada. Harbi öleceksin bak. Efsane oyundur. Max Payne var ya. Yani kral oyundur ya. Mümkün olduğunca Mike'ı öldürmemeye çalışıyorum ama şey yapıyor. Çok kendini ortalığa atıyor. Mike'ı öldürürsen keleşini alabilirsin. Mike'ı
Sonraki bölümlere saklayacağım. Oyunu normalde bir önceki bölümde bitirdik arkadaşlar. Neydi lan? Dur bir saniye. İki kayıt hakkımız kalmış. Şu anda en zor ayarda oynuyoruz. Şu Mona hani ölmüyor ya. Şöyle yaptık. Şu. En büyük testi açtım oyunu. Daha önce defalarca kez bitirdim Max Payne'i. Hatta YouTube'a videolarını da yükledim. Aramıza yeni gelen katılan arkadaşlar vardı. Belki bilmiyorlardır. Sergen kardeşim hoş geldin sen aramıza. Şöyle bir bakalım. Mike aynen. Hadi bakalım Max'e bombala çöl kartalı abi. Geldik patron diyor. Oğlum her yerden sıkıyorlar lan burada. Adam delik deşik oldu ha. Al bakayım Hacı Bekir lokumunu. Oğlum Mike var ya fena adam ha. Acımasız herkesin canını okuyor. Gelin lan neredesiniz? O Max Payne'deki karizmaya bak be. Mike sonraki bölümlerde kalmıyor. Kalıyor. Mike sonraki bölümde... Ses şu anda güzel mi? You're not even trying. Dayan Murat. Şöyle söyleyeyim. Geliyorum diyor bak Türkçe. Bu da Sergen kardeşim. Bu da Türkçe. Bu oyunda Türkçe. Türkçe dublaj var. Bunu bir ekip şey yaptılar. Ondan sonra Türkçe dublaj yaptılar. Tamamını bitirecekler sanırım. Ondan sonra çalışmaya devam ediyorlardı. Biz uzun bir süre önce konuşmuştuk. Kendileriyle sohbet ettik sağ olsunlar. Ekibin zaten ben Türkçe dublaj olan şeyini yapmıştım. Tanıtım videosunu YouTube kanalıma atmıştım. Oradan da izleyebilirsiniz. Ben Max Payne 1'i, Max Payne 2'yi, Max Payne 3'ü tamamen bitirdim. YouTube kanalıma attım. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Ses şu anda iyiymiş. Tamam çok güzel. Bütün mesajları okuyorum arkadaşlar. Bir yandan oyun oynuyoruz. Bir yandan mesajları okuyoruz. Bir yandan sohbet muhabbet ediyoruz. Bir yandan demlediğimiz çayımızı yudumluyoruz. Hadi devam. Öldürün onu. Onu öldürün diyor burada. Onu öldürün diyor. Hadi bakalım dur. Lan. Ne? Burada kaldım lan. Dur. Of tam boynuna sapladım lan. Vay be. Adam rovaşata attı lan. Şuradan biraz ganimeti toplayayım da. Şunları topla. Her şeyi topladık. Tamam. Mike bir saniye. Şurada da ince bir ayrıntı var. Onu da göstereyim. Burada Ragnarok diyor. Bak eski şeyler falan var burada. Ekipmanlar falan var. Ondan sonra böyle eski malzemeler burada. Şuradan bir geçelim. Çöl kartalı. Deli yürek modundayız şu anda. Hadi gidelim. Tanıdık geliyor galiba. YouTube'da Max Payne videoları atıyordum birkaç ay önce. Evet orada şey yaptım ya. Çok eskiden ta 2015'te bitirmiştim Sergen kardeşim ki oyunu ben şeyde oynadım. 2003 yılının Kasım ayında mıydı? Kasım ayı olması lazım. Kasım ayının son günleri falan böyle o zaman oynuyordum. Max Payne'i ilk oynadığım zaman. Zaten oyunda bundan yıllar önce çıktı. 14 Ekim 2003 yılında çıkmış bu oyun Max Payne 2 The Fall of Max Payne. YouTube'da işte atmıştım videolarını. Max Payne'in Türkçe dublajıyla ilgili özel bir video yapmıştım. Onları atmıştım. Belki görmüşsündür. Bak burada
Mike geliyordu. Mike'la beraber gidiyoruz. Bak şimdi Mike yanımıza geliyor. Bak şimdi. Burada Mike da gelmişti yanımıza ya. Bak. Bak iki yanımızda Mike var. Mike'la daha sonra karşılaşıyoruz. Mike bize düşman oluyor. Mike'la William Durlamet'le savaştığımız zaman o karşımıza çıkıyor. Bunu ödeyeceksin Rus. Bunu ödeteceğiz diyor. Kahramanım benim. Hayatımı kurtardın. Seni öpebilirim. Git lan şuradan William'dir. Winigatlidi bir çeteli mi? Kara borsa silah ticaretinde kendini rakip olarak gördüğü herkesi ortadan kaldırıyor. Mafyanın alt patronu güçlü bir adamla anlaşma yaptı. Hayatta kalmak için bu sefer ne yaptın? İzci gözlü dedektif. İzlediğim yolları değiştirdim. Hala yüksek bir kademeye geçtim. Buradaki Max Payne'in o karizmatik sesini kesmek istemiyorum. Let's pretend I'm on duty. Home sweet home. Something in the night felt like a door had been opened, an echo of the past, an old monster snapping its eyes open in the depths of my brain. Closing your eyes forces you to look at the darkness inside. And now, address unknown. Aynen, muazzam, muazzam, muhteşem. Max Payne'in o kasvetli, yağmurlu, gök gürültüsü, şimşek çakması, karanlık, böyle o yağmur yağması sürekli. Max Payne'in o yani depresif, böyle biraz böyle melankoli, bir yandan böyle aşk hikayesi, Manoa'ya aşık olması, eski karısını hatırlaması. Yani muhteşem ya. Max Payne 2'deki senaryo bir dizi yapılsa, yani en az var ya böyle çok çok iyi izlenir. Netflix tutsa böyle buna iyi bir dizi yapsa muhteşem tutar. Filmini ben beğenmedim. Filmi çıkmıştı da. Max Payne 2'nin ana teması üzerinden bir film yapılsa muhteşem. Max Payne 3'te güzel. Ben o Max Payne 3'e sadece şey gözüyle bakıyorum. Fiziki anlamda çok güzel. Fizik motoru çok iyi. Oyunun vuruş hissiyatı çok iyi. Kurşunlarla delik deşik ediyorsun adamı. Ama hoşuma giden bir senaryo yok. Ben Max Payne'i, Max Payne severler o karanlık, kasvetli, yağmurlu, böyle o havayı seviyorlar. Biz onu bekliyorduk Max Payne. Ondan sonra 3'ten. Yani yapın, karlı havada geçsin, siyah beyaz olsun böyle, gri tonlarda olsun. Max Payne'i biz bunu seviyorduk ya. Böyle cafcaflı, ondan sonra yani havai gömleği giymiş falan. Gerek yok bunlara. When I did, my dreams were nightmares. I was trapped in a nightmare. My evil double had taken my girlfriend. In a nightmare, every choice you made was wrong. Max Payne'in şu rüyası da following him, I had somehow slipped into a twisted, alternate reality. Noir York City. Gelir. Diğer oyunlarda oynuyorum kardeşim. Bütün oyunları oynuyorum yani. Bu arada zaten şey yapıyorum. Chat'teki yazan bütün mesajlara cevap veriyorum arkadaşlar. Bir yandan da oyunun temasını paylaşıyorum. Sohbet, muhabbet ediyoruz. Bak karısının resmi duruyor. Max Payne. Düşmüş meleklerin cesetleri. O seri bir katildi. Cinayetler için beni suçlamıştı. Ya bu rüya kısımlarını aslında ben açık konuşayım fazla sevmiyorum. Burada Mona'nın... Şu müzikler beni bitiriyor ya. Ölmüştü. Üçüncü oyunda bizi bir Rus ajanıdır ve Max Payne mahallesini batırmak için gelmiştir. Allah Allah. Şuradan geçeceğiz. Yine şu. Burada ağır çekim gidiyoruz var ya. Bayağı ağır çekim. Max Payne. Yani Max Payne'le arkadaşlar, peki size şunu sormak istiyorum. İlk Max Payne'i ne zaman oynadınız? İlk oynadığınız günü hatırlıyor musunuz? Ve oynadığınızdaki o heyecanı benimle paylaşırsanız, chat'e yoruma yazarsanız sevinirim. Hem böyle bir oyunla ilgili o ilk deneyiminizi merak ediyorum. Yani ne hissettiniz ilk oynadığınızda? Şurada bak şey açıyorum. Bu nasıl bir rüyadır lan? Nasıl bir psikopat bir rüya? Mona'nın ölüsünü görüyoruz be. Kafasına kurşun yemiş. Şuna bak.
Kafasına kurşun yemiş. Şöyle aman abi şöyle yapayım. Sorry, I woke you. Max. Mona. It's a secret. You must tell no one. Bu bir sır, kimseye söylememelisin. You better answer that. Bunu cevaplasan iyi olmuş. Şöyle bir fotoğraf alalım ya Max Payne'le. Şöyle bir bekle abi. Tüm yan yana gelsin. Bekle dur. Şöyle bir yan yana gelsinler. İkisi de yan yana görmek istiyorum onları böyle. Bak kamera biraz uzak bir açıdan aldığı zaman biraz sonra bir tane daha alacak. Bak şimdi şöyle. Muhteşem oyun ya. Şu birazcık yukarı. Ha, kamera şimdi tepeye çıkıyor. Bak. Vay be. Endişelenecek bir şey yok bebeğim. İyi olacak. İyi değil miydin? Ya bu acayip bir senaryosu var bunun. Muhteşem. Çok etkileyici. Ne oluyor lan? You don't need a lawyer. Just tell us what you did. Payne, sen bittin. Söyleyeceğin her şeyi sana karşı kullanacağız. Bak. What are you hiding? She's alive, isn't she? Sana yaklaşan herkes ölüyor. Aileni öldürdün. Hepsini sen öldürdün. Confess. Do I get my phone call? You already got it. Don't push your luck. Sit down. Put it down now. Vallahi öldürdüm. Sergen Pamuk kardeşimiz demiş ki şu an ben lise 2'de 4. sınıfta PC'm bozulmuştu ve formatçı abi bunu yüklemişti. Oynarken başta polisiye sanmıştım. Zaten size bir şey diyeyim mi? Bütün bilgisayarcılar veya format atan bilgisayardan anlayanların elinde kesinlikle bu oyun vardı. Bir ara ben de bilgisayar işinde çalışmıştım böyle. Ben de yüklediğim bilgisayarlar vardı böyle. Bize gelen tamire falan gelenler vardı. Ondan sonra bilgisayarcıda çalışıyordum. Ben bu oyunu yüklüyordum ki birçok kişiye bu oyunu öğretmişimdir, kazandırmışımdır veya bu oyunu çok tavsiye etmişimdir. Lisedeyken de falan çoğu kişi yani böyle bende bir tane CD'si var. Bak orijinal CD'si var hala durur. Ondan sonra onu böyle şey yapmıştım, teslim etmiştim. Ne günler ya. Başta bıraktım sonra geçen sene lise 1'deyken bitirdim. Keleşinisi çok iyi kesinlikle. Ya çok çok iyi gerçekten. Gayet saran bir oyun fakat sonraki film stüdyosu bölümü çok korkunç gelmişti. Aynen o bölümlerde biraz böyle bir şey var. Farklı bir havası var. Benim kahramanım. When you're waking up, the world is a blur. What was clear in a dream suddenly makes no sense. Olan bir anda hiçbir no surreal. Gerçeküstü kurtuluşlar yok. Kolay sihirli bir çıkış yolu yok. But you are awake. Ama aslında artık uyanıksındır. The darkness inside. Vay be Mona'ya bak. Mona'nın duruşu falan. Birisi kapımı çalmasıyla uyandı. Mona. Ben ne zaman ortaya çıkacağını merak ediyordum. Max. Max. I'm not here to kill you. Seni öldürmek için gelmedim. Beni içeri davet etmeyecek misin? Ya birbirlerine de yakışıyorlar ya. Tehlikelisin. Both of us are. İkimiz öyleyiz. There's a contract out on us. Aslında şöyle bir durum var. Burada kiralık katil Mona. Mona'nın elmanın ısırışı var ya. Onun bile bir anlamı var aslında. O elmanın ısırılması Apple'ın logosu var ya ısırılmış bir şekilde. Aslında bir şey var. Bunun sembolik bir anlamı var. Hani Hristiyanların elmayı ısırmayla ilgili bir şeyler var böyle. Hani çok farklı gelen böyle bir inanışlar var. Ondan dolayı burada böyle bir şey gösteriliyor. Bunda biz diye bir şey yok. Sen bir cinayet şüphelisisin.
Seni hemen tutuklamam gerekiyor. Rosette'in ardına gizleniyordum diyor. Aslında burada Rosette'in ardına gizleniyor da duyguların ardına gizleniyor Max Payne. Max Payne Mona'ya aşık, Mona da Max Payne'e aşık. Böyle çetrefilli bir aşk hikayesi. Listen this. You're a murder suspect. I should take you in. I was hiding behind the badge. The real thing is never what you think it will be. Sniper! They found me. This was a mistake. Wait, Mona! She had woken me up. She had come and gone. And now I was being shot. Mona gidiyor bak. I had to catch her. Adamlar öldürdü. Onlar da temizledi. Şimdi baba, keskin nişancının icabına bakacağız. Keskin nişancıyı nasıl öldüreceğiz? Şöyle. Bu arada görüntü bir saniye şöyle bir görüntüye bakıyorum. Şu anda görüntü arkadaşlar görüntüyü 360p'den şey yapın, kaynak yapın ya da 720p yapın. Görüntü bayağı bir kaliteli şu anda. Çünkü çok yüksek bir yükleme oranı verdim ben ona. Kaynak dedim bak şu anda çok güzel. Görüntü gerçekten çok çok iyi. Şöyle yapalım. Tamam. Kesinlikle hemen saygı kardeşim aynı. Bütün herkes burada. Twitch'ten arkadaşlar da burada. Arkadaşlar beni YouTube'dan da takip edebilirsiniz. Twitch'ten de, D-Live'dan da takip edebilirsiniz. Şu anda Twitch'ten de, D-Live'dan da yayın yapıyorum. Çayımdan bir yudum alayım. Şurada adamı. Baba adamı indirdik. Adam öldü. It's me, Max. Ben Max evdeyim. Dışarıda bir keskin nişancı var. Seslere göre kapının ardında başkaları da var. Geliyorlar. Yardım gerek. Tamam. Dayan seni dışarı çıkartacağız. Peşindekiler kim? Konuşamam. Bilmiyorum. Gitmeliyim. Max de kimseye güvenemiyor şu anda. Böyle de bir durum içerisinde. Oğlum Max Payne'in evi böyle derbeder mi ya? Bu kadar. Bak her yerden kurtulma makinesi. Bak Hero Cops. Şu bizim şeyimizde, arkadaşımızda Alex Baldır. Şu var ya şuradaki adam. Max Payne 1'deki adam. Şurada kafasını değiştirmişler. Montaj yapmışlar. Burada da karımız. Karımızın resmi. The Hero Cops. Kahraman polisler. Her ince detay gösteriyorum ki arkadaşlar oyunun ne kadar muhteşem olduğunu görün diye. Şimdi şuradan devam edelim. Her bölümde 3 kayıt hakkım varmış. Yani her bölümde kimse beni evimden dışarı atamaz. Careful with that gun, lady. The detective from 304? I have another gun like this if you need it. Senin silahına ihtiyacımız yok hanımefendi. Teşekkür ederiz. Bizim emanetimiz var. As. Yanlış yere gönderdim lan. Adam aslında burada bir şey diyor da doğru söylüyor bak. Niye uyanmıyor? Dur televizyonu kapatayım dur. Lady bekleyin dur. Bak. Hayır hayır aç onu yoksa duyacaklar. Beni gözlüyorlar, dinliyorlar, hepimizi izliyorlar diyor. Bu adam bak aslında şey yapıyor bizi. Anlıyor yani şey yapıyor burada. Uyarı veriyor bize. Abi yedim bana. Ben şimdi bunların canını okuyacağım. Gördüğüm en güzel sahnelerden bir tanesiydi lan. Nasıl? Hello. I heard a noise. Merhaba hanımefendi. Kapalı. Kapalı. Şuradan geçeceğiz.
Şuradan yukarı çıkacağız. Keskin nişancının yanına. I found the sniper's hideout. Keskin nişancının saklandığı yeri buldum. Tüm olayı izleme, dinleme aykırılarıyla dolu. Beni günler, haftalar, hatta aylardan beri izliyorlar. My every action observed, recorded, analyzed. Hareketim gözlenmiş, kaydedilmiş, incelenmişti. Her yer paranoyak rüya için bir kanıtı. Hadi bakalım şimdi. Ha şuradan. Home is where your heart is. Simple, not like in a movie where the hero gets a chance to disarm the bomb. Once upon a time, it had been a house in the suburbs. He opens the door, and boom! Now, nothing was left of it. I wasn't happy about the way the cleaners were doing their job. Şeklinde olay pek mutlu değil. Eve bomba mı yerleştirmişler lan? Kendileri koymuştu. Keskin nişancı tüfeğini alalım. Bak bizim evin krokisini çizmişler. Payne's apartment, kitchen, hall, bedroom, death room, living room. Ha, yat şeyleri falan gösteriyor. Şurada kitaplar bak benim. Fotoğrafımı çekmişler görüyor musun? 03.05.07.23.32 ile çekmiş. 12.46, 12.45, 12.46. Hepsini fotoğraflamışlar bak beni. Benim resmimi çekmişler. Benim haberim yok ama. Bak fotoğraflamışlar bizim evi. Her yeri. Banyon attırmışlar. Şimdiki eskiden tabi şeyler vardı böyle. Onu da aldık. Siz hazırda bekliyorsanız biz de hazırda bekliyoruz. I wasn't gonna get through without the code. Behind the door were the suites. They weren't an improvement on the regular apartments. Bu oyunda late goodbye var değil mi? Temizlikçi söylüyordu bölümde, evet. Lan adamlar ha. Sağ ol dostum, beni kurtardın. Kapıyı dışarıdan kıstırmışlar. Bunlar çok kötü zamanlar. Temizlikçiler Rin İmparatorluğu. Ha burada bir şeyler diyor ya adam. Şurada şey vardı, silah. Çatıdan olabilir, güvercinler falan bilmem ne. Tuhaf tuhaf şeyler söylüyor orada. Şurada AK-47 mermisi vardı ha. Şurada bir yerde. Şurada yukarıdan mıydı? Neredeydi? Bakalım burası. Hadi bakalım. Şurada temizlikçi, ileride şurada bir yerde. Doğru hatırlıyorsun kardeşim. Sergen kardeşim, doğru hatırlıyorsun, aynen. Şöyle kartalın çektim onu. Night. It's late goodbye. Hey, hey! NYPD. I need the code to the 7th floor door. Sure, sure. I know it. Wait. Oh yeah. 667. Neighbor of the beast. Get it? Yeah, I get it. Okay. You stay here. Okay. Adama bak, temizliyor burası. Eskiden ne vardı? Telefon melefon yoktu. Walkman vardı. Bak Walkman'e bak. 1 kaç yazıyor? 13.37. Her şeyi yapmışlar bak. Temizlik yapıyor orada. Gelecek birazdan. Of şimdi harika bir ot. Doğru söylüyorsun, hatırladım. Thank you.
Mermi'nin gidişine bak. Bu oyunda yaptılar. İlk böyle mermiye kurşunun böyle gidişini, kamera efektini ilk Max Payne yapmıştır. Baksana kurşunun gidişini görüyorsun. Sonra şeyler çıktı. İşte Sniper Elite'lerde falan yaptılar ondan sonra. İlk Max Payne yapmıştır o kurşun gidişini. Muhteşem bir şey ama. Dönemine göre çok çok iyi oyundu ya. Kurşun kovanlarına bak. Bak kurşun kovanları hareket ederken düşmüyor ama burada yere düşebiliyor. Bak burada birileri geldi. Kafasına düştü. Kayıt aklını salmış. Bak aşağı uçuracağım onu şimdi. Neyse aşağı düşmedi ama biz şöyle. Burada gizli bir bölüm vardı. Bak burada şöyle bir şey var. Bak arkadaşlar şunu görüyor musunuz? Bak. Şimdi şurayı iyi izleyin. Bak şu kısımlara iyi izleyin. Bir şey yok değil mi? Şurada, şurada, şurada. İyi izleyin bak. Burayı izleyin. Burada Asterix diye bir şey var bak. Bak. Bak gördünüz mü? Bu Super Mario'nun şeyi. Mario. M. Yani Mario ile ilgili bir şey yapmışlar. Bu ne ya? Geldi. Şuradan geçeceğiz. The explosion in my apartment. Dairemdeki patlama bir yangın çıkarmıştı. Alevler geçmişimi yakamazdı. Sadece arkamdaki gölgeleri daha yükseğe çıkarttım. Bir sonraki bölüme geçiyoruz. Sokağa inmem gerekiyordu. Max Payne çok efsane bir adam ya. Hareketler, tavırlar. Kill him! Kendi kendilerini öldürüp duruyorlar. Geliyor bak gelecek. Take that! Oh no! Kendi kendini havaya uçurmuş. Mona buraya gelmişti. Ölü temizlikçiler onun geçmişin bir işaretiydi. This is where the fun starts. No sweat. You should be on a job. Buradan geçemiyoruz. The gas from the broken pipe was feeding the flames. I couldn't get through. That was a cop.
cost me my marriage. Şuradan geçelim biraz şöyle. Aşağı inelim. Şurada bir hanımefendi vardı ya. Beni kurtarmaya mı geliyordun? Onun gibi bir şey. Çıkmamız lazım. Üçüncü kattaki pencereden dışarı çıkabilirsin sanırım. Tabii alevleri söndürebilirsen. Bir kız kendini korumalı diyor. I'm Violet. Violet, baby. In your dreams, juice. Belki rüyanda görürsün. Kavanoz kafa diyor. Violet diyor. Violet diyor. Ben senin adamınım diyor. Your place is mine. Hey, I was talking to yakışıklıyla, buradaki yakışıklıyla konuşurum diyor. Yani bizle konuşuyor, Max Payne'le. Bu da artistlik yapıyor. Neyse. Burada olduğun için daha iyi hissediyorum. Ne diyor? What's your problem, jerk? Sen sorarım ne? Lan, ihtiyar. Bir daha düşünün de, geride kalsan öyle. Tamam zaten. Why the hell would I risk my life with this? Okay, I'll wait here. Ama şöyle bir şey oluyor. I need you to cover me. Say no more. What's the cop? Bak şimdi gelenler var. Niye gelmiyor bunlar benimle? Siz benimle gelin. Gas valve was in the utility room. Gazı kesmemiz gerekiyor burada. Bu adamlar en ince detay düşmüş. Kurşuna sıkıyorsun. With the gas turned off, the fire on the third floor was no longer a problem. Aydınlatmalar falan çok çok başarılı ya. Köşeden gelecekler bak. Niye gelemiyor öyle? Kutu abi biraz yapay zeka, biraz mantıklı olsun ya. Bu ne böyle? Adamın üstüne bak. Burada bir konuşmamız oluyordu herhalde. Şurada bir şey mi vardı? Dikkat edin alevlere. Kadın gelip bizle konuşuyor muydu? Öyle bir şey hatırlıyorum. Sen işini yap, sonra belki ben de benimkini yaparım diyor. Bunlar da yardım ediyor bana. Bunlar var ya, sağ olsunlar. Oğlum burada ne zorlanmıştık be. Mermi kovanlarına bak. Cesetler de oraya yüklediler, gittiler. They hit you home? It's like a friggin' kindergarten out there. What next?
A kid with a bag full of guns and a head full of video games turns the house into a shooting gallery. Breaks my heart. What the hell's going on? With me, he meant. I had my doubts about the cleaners spying on me. About Mona. According to Vladimir Lem, the mob captain Vincent Gogniti is behind the hits. Seems he's made a deal with an unknown third party. Maybe the cleaners. I don't know. Something doesn't fit. If it's true, I've been added on Gogniti's list. I came close to lying to Bravura. I told myself I needed to find out the facts first before others could screw up the evidence. But that was an excuse. Mona had gotten under my skin. I couldn't close my eyes to any of it anymore. It was more important than the job. She had tried to reach me, left her number. Risky leaving your number at the police station. Trace the call and you'll see I'm talking to you from home. Bak bak, o da bizi sinsi sinsi dinliyor. Winterson. I'll give you my address. Sana bak bak. Make sure you're not followed. Max, what's going on? Max, neler oluyor bak. What do you mean? Ne demek istiyorsun? Sakın aptalca bir şeyler yapma. O da bizi dinliyor. Winterson çok tehlikeli bir aslında birisi. Mona'nın yeri 90'ların TV dizisinde kullanılmış kapalı bir eğlence eviydi. Dizinin bitirilmesi burada için öpücü olmuştu diyor. Adres in Cologne. Descent to Madness. Vay, korku evi kardeşim. Sergen kardeşim, senin dediğin yere geldik. Bir saniye dur bir. O nasıl oluyor? Bir noktayı bekle bir saniye. Arkadaşlar bana bir müsaade, bir çay tazelemek istiyorum, bir çayımı alayım, ondan sonra şöyle bir hava alayım, bir müsaade edin bana, ondan sonra biraz sonra devam edebiliriz yayına, tamam mı? İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar, geldiniz, katıldınız, sohbet ettik, muhabbet ettik, anılarınızı paylaştınız, hep birlikte muhabbet ettik, yayınlarımız her zaman devam edecek. Max Payne efsanesine kaldığımız yerden tabii ki devam edeceğiz. Böyle bir efsane oyun her zaman oynanılır. Aradan yıllar geçse de Max Payne'i tekrar tekrar bitirirsiniz. Çünkü Max Payne böyle bir şey, böyle bir oyun yani. Efsane bir oyun. Sürçülisan ettiyse gaffola. Amacımız bizim burada sohbet muhabbet etmek. Önemli olan da bu zaten. Yani arkadaşlar görüşürüz.